Marmaris'in oradaki terk edilmiş Mesadiye Köyü'nün oraya doğru gidiyorum. Kıyıda motoru bıraktım. Buradan dere yatağının içinden yürüyerek çıkılıyor. Bakalım, şu yukarıda görüyorum zaten uzakta bir yerde. Bakalım buldurabileceğiz mi? Böyle bir dere yatağı. Demek ki buraya yağmurlu bir havada gelmeyeceksiniz. Yoksa çıkamazsınız. Merak edenler bakabilir. Terk edilmiş Rum köyü Mesadiye. Aşağıda bir Yunan plakalı araba da vardı. O da gelmiş buraya. Jip. Bakalım yukarıda karşılaşacağız mı onlarla? Buradan mı çıkılacak acaba? Dur bakalım. Şöyle yerlerden geldim. Böyle devam ediyoruz daha. Çok zor burayı bulmak. Bakalım bulabileceğiz mi? Yukarılarda gözüküyor hafiften ama. Ağaçlar mahvolmuş. Yıldırımdan herhalde. Ya da rüzgardan. Bir keçi leşi. Ölmüş kalmış burada. Keçi yollarından gidiyoruz bakalım. Nereye çıkacağız? Şuralardan geldik, kanallardan yukarı doğru tırmanıyoruz. İki tane koyun var önde. Aha geldik. Evet. Biraz bayağı yorucu ya. Herkes gelemez buraya ona göre. Bilginiz olsun. Teşebbüs etmeyin. Çok da önemli değil. Doğayla işi olmayanın. Şu coğrafi yapılar çok acayip. Evet, ulaştım köye. Gözüküyor. Sema direkt de buradan gözüküyor. Bugün 27 Ekim 2024. Orman yasakları kalktığı için rahat rahat girdim buraya ama arabayla taşıt da çok zor. Yürümesi de zor. Burası terk edilmiş Rum köyü Mesadiye diye isimde. Türkler de yerleşmemiş buraya. Böyle atıl kalmış. Burada kışın yağmurlar, fırtınalar, acayip bir doğa vardır. Şuraya baksanıza. Bundan 50-100 yıl önce yaşayan Rumların yani Yunanlıların evleri. Şurada çeşme varmış. Kurumuş. Şöyle kapılar alçak ama. Evet. Burada güzel bir şömine varmış. Yukarı doğru bayağı gidiyor köy.
Ama çok zor buraya ulaşım. Nasıl geliyorlar? Atlarla, eşeklerle geliyorlar herhalde. Başka bir yerden de yol yok. Şu dağların arkalarında Tepeköy kalıyor herhalde. Bakalım biraz daha devam edeyim ben. Şuraya bak, sanki taş yağmış gibi. Felaket. Haydi bakalım. Şöyle devam edelim. Az kaldı. Daha fazla evlerin olduğu yere. Sağlam bot olması lazım ayağınızda. Gelirken unutmayın. Evet, şey takıldı. Bonemiz. Nereye takıldı? Şuna takıldı. Geçemedim. Buraları böyle taraşa taraşa düzlemişler. Herhalde bahçe olarak kullanılıyordu. Bayağı yükseldik. Motor aşağıda. Gözüküyor mu buradan? Gözükmüyor. Şu gayet muntazam duruyor. Şu da dev gibi bir ağaç. Çürümüş, yıkılmış. Şurada da kapısının üzerinde haç olan mescit. Yani onların kilisesi, neyse işte. Küçük kiliseleri var. Ağaca bakın. Köy camii. Köy kilisesi. Öyle bir şey herhalde, evet. Şurada. Kuşlar var. Evet, yükseklik. Ha, şimdi oturuyor. Şurada. Şurada bir yerde ama. Eskiye doğru bakalım. Kilisenin binası yeni bina gibi duruyor. Yani diğerleri gibi taş yapıdan değil. Ya da sıvamışlar etrafını. Tavanında. Kilisenin binası yeni bina gibi duruyor. Ya da sıvamışlardır üstünü. Tavanda da bir sürü taşlar var, fırtınalar uçmasın diye. Bakalım kapısı açık mı? Şurada haç var. Ses geldi ama.
şey yok. Kilise böyle bir şey. Buraya muhtemelen arada geliyorlardır. Ara derken 5-10 yılda bir herhalde, 3-5 yılda bir. Gökçeada'nın terk edilmiş Mesadiye köyü burası. Burası da günah çıkarma yeri herhalde. Çünkü çatısını güzel yapmışlar, temiz, yeni, belli. Tarihi bir şey değil. Şuraya para bırakmışlar. Mum. Mum yakan kişi parasını bırakmış herhalde. Biz mum atmayacağız tabi. Bizim ibadethanemiz cami. Şöyle bakalım. Buraya ayakkabıyla giriliyor. Halı kilim bir şey yok. Zaten kiliselere ayakkabıyla giriliyor biliyorsunuz. Neyse, temiz temiz bırakalım bulduğumuz gibi.